Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan yadigar, sığınak, binalar ülkenin en önemli emlak yatırımlarından biri olma yolunda ilerliyor. Mimar Rainer Meyerke eskiden sığınak olarak kullanılan apartmanları oldukça lüks bir şekilde tasarlayarak sıcak bir ev ortamına dönüştürüyor. Kuzeyde bulunan Bremen şehrinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma birçok binayı alarak restore eden Meyerke, yatırımlarının tasarım arkası olduğunu ve kısa sürede yok satacağını belirtmeden geçemiyor. Buradaki avantaj hareket özgürlüğü. Çünkü bina içinde kolonlar yok. Ancak elbette aleyhimize olan bir durum da var. O da bir sığınağı restore etmek için gerçekten yapıyı tanımalısınız. Çünkü duvarlar çok çok sert. Binalar sadece mimari açıdan değil bir başka alanda da tercih sebebi. Müzisyenler ses geçirmez özelliğiyle bu taş binaları stüdyo olarak kullanıyorlar. Çünkü bombardımanlara göğüs geren bu kalın duvarlar muhteşem bir izolasyona sahip. Benim enstrümanım, baterim gerçekten çok gürültülü ve çalışmalarımı sürdürebilmem için uygun yer bulmam oldukça zor. Tabii sığınaklar işin piri. Mahkumların inşa ettiği Bremen'in en büyük sığınak yapısı Valentinse müze olarak kullanılacak. Yapımında 1400'e aşkın kişinin hayatını kaybettiği bina tıpkı savaş sırasında Almanları bombardımanlardan koruyan diğerleri gibi bir başka görüşü hatırlatıyor. Bu binalar olağan bir apartman dairesi ya da müzik stüdyosu olarak kullanılmak için fazlasıyla acı hatıraya sahip. Ne yaptığınızın farkında olmalısınız, nerede yaşadığınızın. Ama tabii günün sonunda her kişinin kendi seçimi. Orada yaşamaktan gerçekten mutlu olacaklar mı? Özellikle de böylesi yaptırımla inşa edilen bir yerde. Bir diğer görüşse Nazi Almanya'sında yapımı zorunlu hale getirilen bu sığınakların imha edilmesinin iyi bir barış mesajı vereceği yönünde.